Mutlu sabahlar Ekonomi 7/24'ten herkese günaydın değerli izleyenler. Yeni günün sıcak başlıklarını birlikte değerlendireceğiz. Canlı bağlantılarla, uzman yorumlarıyla, haberlerle ve rakamlarla bakacağız gündeme. Vakit kaybetmeyelim. Önce rakamlarımız gelsin. Borsa İstanbul'u nerede bıraktık? Yine bir rekor seviyede bıraktık aslında. 5429 puan Borsa İstanbul'un son kapanış seviyesi. Baktığımızda endeks %0,19'la sınırlı bir yükselişle günü tamamlamış olsa bile kapanışta tarihi zirve yeni bir noktaya taşımış oldu. Tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı. Arka arkaya Borsa İstanbul'da rekor seviyeleri test ediyoruz. Hem açılışta hem seans içinde hem de kapanışta yeni rekorlara imza atıyor. Borsa İstanbul aynı zamanda hacimde de yükseliş olduğunu altını çizelim. Kur cephesine dönelim. 18.66 dolar TL oklar yeşildi. Avro'da 19.87 düzeyi var hali hazırda. Avro TL karşısında %0,51 primli. Ekranlarınıza yansıyan rakamlar en güncel seviyeler ve aşağıdaki yüzdeliklerde anlık değişimlere ilişkin farklara işaret ediyor. Altında 1818 dolar var. Ons altın yeniden 1800'ün üzerinde tutunma çabasında. Peki bu çaba ve onstaki yükseliş içeriye nasıl yansıyor? Aslında içeride her zaman söylediğimiz gibi sadece onsun seyri değil, kurdaki son düzeyde etkili. Ons stoklar yukarıda 1800'ün üzerine yerleştik demiştik. Ona kur cephesinde de yeni günde primli bir seyir eşlik ediyor. Dolayısıyla gram altın tarihi zirveye yakın bir takım seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Altının gramı 1091 lira. Çeyrek altın bu gram fiyatıyla birlikte 1784 liradan alıcı buluyor. Yarım altının fiyatı 3568 lirayken 7116 lira Cumhuriyet altının son seviyesi. Halihazırda ekranlarınızdaki fiyatlar yine en güncel seviyeler. Dolayısıyla gün içinde hem kur hem de ons değişimiyle beraber bu rakamlar bir şekilde yeniden hesaplanarak İstanbul Kapalı Çarşı ve nihai alıcıya ulaşacak rakamlar olacak. Şimdi rakamları ekranlarınıza yansıttık. Peki bu gelişmelerden yatırımcı ne kadar faydalandı, ne kadar kazandı? Yılın başından bu yana bir yatırımcının çeşitli finansal araçlara koyduğu parayla elde ettiği getiriye bakacağız. 10 bin lirayı baz aldık. Bir yatırımcı 10 bin lirasını Borsa İstanbul'da değerlendirdiyse ne kadar getiri elde etti? Elbette Borsa İstanbul'da ortalama yükselişle hesap ettiğimiz bir rakamı sizlerle paylaşıyoruz. Hisse bazlı ayrışmalar mutlaka yatırımcının burada elde edebileceği karı ya da zararı ortaya daha net şekilde çıkarıyor. 29.230 lira 10 bin lirasını yılın başında Borsa İstanbul'da değerlendiren kişinin elindeki son rakama işaret ediyor. Ve 14.000 dolar TL'de 10 bin liranızı değerlendirdiğinizde yıl sonu itibariyle artık yılı tamamlıyoruz. Ortaya çıkan rakam burada aslında 3. sırada da altın yer alıyor. Hemen altına bakalım. 10 bin liranın getirisi 3.930 lira gram altında yatırımını sene başından bu yana tutan bir tasarruf sahibinin elde ettiği kar. Altın cephesinde aslında sene boyu yatay seyri gördük. Neredeyse son 1-1,5 aydır bir hareket var. O hareketin yansıması ise 10 bin liraya 3.930 lira kar anlamına geliyor. Avro değerli izleyenler bu listenin sonuncusu. 10 bin liralık yatırımı Avro'da alan için son gelen getiri 3.160 lira. Böylece 10 bin lira 13.160 lira olarak hesap ediliyor. Yatırımcının getirisi böyleydi. Peki günün gelişmeleri neler? Biz dünden bugüne hangi başlıkları taşıdık? Yeni günde neler bekliyoruz? Bir haber turu yapalım birlikte. Bakalım yeni günün sıcak başlıkları neler olacak? Hiç şüphesiz en kritik başlık asgari ücret. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin bugün açıklanacağını söyledi. Ekonomiyle ilgili mesajları da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Enflasyonun tepe taklak ineceğine beraberce şahit olacağız dedi. Detaylı olarak konuşacağız. Bir enflasyon mesajı da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den geldi. Enflasyonun boynunu kırdık dedi. Önlemleri anlattı. Önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde enflasyonun düşeceğini göreceğiz dedi. Bakan Nebati her iki enflasyon mesajını, enflasyonda yıl sonunun gidişini, 2023 beklentilerini az sonra konuşacağız. Bugünün bir diğer sıcak başlığı yılın
son faiz kararı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararı için Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Kasım'da faizi %10,5'tan %9'a indirmişti ve 26 aydan sonra tek haneyi görmüştük. Yeni günde aslında sakin bir bekleyiş var. Konuşacağız bu sakin bekleyişi, sabit kalma beklentisi ağırlıkta. Devam edelim günün başlıklarına. Merkez Bankası faiz kararını bekliyoruz dedik. Bu faiz kararının yanı sıra çalışma hayatı, asgari ücret dışında da kritik başlıklara sahip. Bir diğeri emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenleme. Bu hazırlıklar sürüyor. Kapsama girecekler aslında merak ediliyor. Bu anlamda tüm kayıtlar inceleniyor. Dijital ortama aktarılıyor. Verilere erişilmesinin ardından da EYT çalışmasının detayları ay sonuna kadar netleşmiş olacak. Çalışanlar için çok kritik bir başlık. Bir diğer başlık sözleşmeliye kadro. Burada da Kamusen Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti ve o kadro meselesiyle ilgili açıklama yaptı. Birkaç gün içinde sözleşmeliye kadro ile ilgili kanun taslağı parlamentoya gönderilecek dedi. Çalışma Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından bu açıklama yaptı. Burada da kapsam meselesi önemli. Sözleşmelere kadroda kapsam ne olacak, kimler alınacak ve elbette o kapsama girenlerin yanı sıra özlük hakları ne olacak, hepsi konuşulacak. Mevduata garanti arttı. Yeni günün başlıklarından biri tasarruf mevduat sigorta fonu. Halihazırda 200 bin lira olan sigortaya tabi mevduatları yılbaşından geçerli olmak üzere 400 bin lira olarak belirledi. Başlıklar böyle. Şimdi bu başlıklara ilişkin beklentileri sıcak noktalardan alacağız. En kritik başlıklarımızdan biri asgari ücret dedik. Şeyma Baytalay oradaki beklentileri, günün takvimini, kimin ne istediğini aslında anlatacak bize. Ve faiz kararını bekliyoruz. Oranın saatini, beklentileri Merve Sarıkaya'dan alacağız. İlk sözü hemen Şeyma Baytalay'a verelim. Asgari ücrette aslında bugün karar günü, 7 Aralık'ta başlamıştı süreç. Bugün sürecin tamamlanması bekleniyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünü işaret etti. Asgari ücretin açıklanacağını söyledi. Dün Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir görüşme gerçekleştirildi. O görüşme 1 saat sürdü. Bugün de asgari ücrette karar günü diyebiliriz aslında. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette zam oranının bugün belli olması bekleniyor. Süreçten biraz bahsedelim. 7 Aralık tarihinde başlamıştı. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olmuştu. İşçi ve işveren tarafı beklentilerini, taleplerini dile getirmişti. İşçi tarafını Türk İş, işveren tarafını TİSK temsil ediyor. İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı anket çalışması değerlendirilmişti. Bu anket çalışmasında kamuoyunun beklentisi 7.845 lira olarak belirtilmişti. Bunlar paylaşılmıştı işçi ve işveren tarafıyla. İkinci toplantı 14 Aralık tarihinde oldu. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda oldu o toplantı. İkinci toplantıda ekonomik veri ve raporlar aslında masadaydı. Bunlar değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'in ekonomik veri ve raporları değerlendirildi. Üçüncü toplantıda 20 Aralık tarihinde oldu. Üçüncü toplantıda bir uzlaşı çıkmadı. O toplantı yaklaşık 3 saat sürdü ve bir mutabakat çıkmadı. Toplantının sonrasında işçi kesiminden, işçi tarafından önemli açıklamalar geldi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay bizim teklifimiz 9 bin lira dedi ve bunun altını kabul etmeyiz açıklamasında bulundu. Eğer verirlerse masaya otururuz, vermezlerse imzalamayız açıklamasında bulundu. Rakam ne olur? Olacak merak konusu. Asgari ücret tespit komisyonunun kararları oy çokluğuyla aldığını biliyoruz. 15 üyeden oluşuyor. 5 üye işçi tarafını, 5 üye hükümet tarafını, 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Bu noktada son 2 asgari ücrette oy birliği vardı ve süreç çok hızlı tamamlanmıştı. Aslında bu yılda görüşmeler hızlı bir şekilde tamamlandı. Bunun altını çizelim. Bu noktada asgari ücretin bugün belli olması bekleniyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren bir düzenlemeden bahsedelim aslında bu noktada. Sadece çalışanları değil, ücret kaleminde pek çok noktayı ilgilendiriyor aslında asgari ücret. Bugün zam oranının belli olması bekleniyor. Şunu da hatırlatalım. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete tarihi bir zam yapılmıştı %50 oranında. Temmuz ayında da ara bir zam yapılmıştı %30 oranında ve asgari ücret 5.500 lira olmuştu. Bu yıl ne olacak? Merak konusu. Bugün netleşmesi bekleniyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı artık bugün açıklanacak asgari ücrette. Öte yandan piyasalar Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Aslında aşağı yukarı yol haritası hazır. Merkez Bankası bazı mesajlar vermişti. Piyasa beklentileri de biraz şekillendi. Merve, ne dersin? Nasıl bir beklenti var faiz kararı öncesinde? Merkez Bankası bugün yılın son faiz kararını açıklayacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde para politikası kurulu toplantısının ardından Aralık ayına ilişkin faiz kararı da belli olmuş olacak. Geçtiğimiz ay Kasım ayı toplantısında Merkez Bankası politika faizinde 150 bas puanlık bir indirime gitmişti. Politika faizi %10,5'ten %9'a gerilemişti. Bugünkü toplantıda beklentiler ise faiz oranının sabit kalması yönünde. Ekonomistlerle piyasa katılımcılarıyla yapılan anketlerde politika faiz oranının %9'da sabit kalması bekleniyor diyebiliriz. Tabii faiz kararının yanında para politikası kurulu metninde yer alacak mesajlar da piyasalar için oldukça önemli. Çünkü son toplantıda, Kasım ayı toplantısında banka kurul metninde bir mesaja yer vermişti. Ağustos ayından bu yana başlayan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiğine dikkat çekmişti. Banka aslında Kasım ayında faiz indirim döngüsünün sonlandığına ilişkin mesajı kurul metninde vermişti. Bu ayki Aralık ayı toplantısında kurul metninde hangi mesajların yer alacağı merak konusu, hem para politikasına ilişkin hem de enflasyona ilişkin önemli mesajların yer alması bekleniyor. Yeni yılda 2023 yılında para politikasında izlenecek yol haritasına ilişkinde yine satır başları bugünkü toplantının kurul metninde takip edilecek diyebiliriz. Saatler 14'ü gösterdiğinde Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bizler de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Günün iki sıcak başlığını, asgari ücrette ne olacak, takvim nasıl işleyecek, Merve Sarıkaya'dan faizi, asgari ücretteki son gelişmeleri de Şeyma Baytalay'dan aldık. Şimdi detayları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Yılmaz'la konuşacağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Sıcak başlık asgari ücreti sorarak başlayayım. Şimdi aslında takvim belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklanacağını söyledi. Rakamlar ortaya kondu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı mesajları da var. O mesajlar içinde elbette kendimize göre bir rakam belirleyeceğiz. Herkes her söylediğini yapamayız diyor. Dolayısıyla beklentiler nerede şekilleniyor? Burada fırsatçılar sebebiyle işçi, memur, emekliye yapılacak artışların erimesine de rıza göstermeyiz mesajı var. Şimdi asgari ücret tabii bu sene biraz daha fazla konuşuldu. Bunun sebebi enflasyonun %85 seviyelerinde olması. Önümüzdeki yıla ilişkin beklentiler açısından baktığımızda enflasyonun bir düşüş trendine gireceğini biliyoruz ama henüz o düşüş trendi başlamadığı için yani işçi kesimi tarafında, çalışan tarafında yani daha yüksek bir ücret beklentisi şekillenmişti şu andaki mevcut enflasyon seviyesine göre. Hatta bir ara tartışma biraz yanlış da gitti açıkçası. İşte Temmuz 2022'de yapılan %30'luk asgari ücret artışı göz ardı edilerek Ocak 2022'deki artışın üzerinden bir hesaplama yapılmaya çalışıldı. İşte Ocak yılbaşında yapılan asgari ücret zammıyla beraber 4275 seviyelerinde bir asgari ücret var. İşte yıl sonunda da enflasyonun %65-67 olmasını bekliyoruz. İşte hükümet kanadından enflasyonu göz önünde bulunduracağız, enflasyonun altında olmayacak açıklaması gelince de işte orada o 5500'ü baz alıp, Temmuz'daki artışı göz ardı 5500'ü baz alıp %70 üzerine koyup işte 10 bin liraları falan telaffuz edenler olmuştu. Tartışma biraz orada yanlış gitmişti. Şimdi son bir aydır tartışma daha doğru bir zemine oturdu. Çünkü bir taraftan da şunu söylememiz lazım. Asgari ücret seviyesi önemli. Keşke herkes çok daha yüksek ücretlere kavuşabilse ama bir taraftan da reel ekonominin dengeleri açısından baktığımızda asgari ücret diğer ücretlerinde baz ücreti olduğu için, belirleyici ücreti olduğu için işvereni iş veremez hale getirmeyecek bir asgari ücret seviyesi meselesi gündemde. Dün hem Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel Baran'ın hem Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Seyit Ardıç'ın sosyal medyadan paylaşımları vardı. Hani çalışanlarımızın daha iyi refah seviyesine gitmelerini biz de istiyoruz ama bir taraftan da bir sorumluluğumuz daha var. Çalışanlarımıza iş vermeye devam etmemiz gerekiyor. Onun için de daha herkesi memnun edecek bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi çağrısı vardı. O çok önemliydi. Yani iş dünyasından gelen bu çağrı. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işte sırtımızda küfe var açıklaması çok önemli. Çünkü bu asgari ücretten
diğer ücretlere geçişkenlik, asgari ücret artışının diğer ücretlerde oluşturacağı artış etkisi, o ücretlerden enflasyona geçişkenlik gibi çok boyutlu bir konu bu. Yani sadece asgari ücret meselesi değil, makroekonominin bütün genel hatlarını ilgilendirdiği için bu konu bu dönem biraz daha fazla konuşuldu. Genel ücretler düzeyi artıyor. Orada haklısınız. Başka baz ücretler, dul yetim aylığı, işsizlik aylığı pek çok ücrete baz oluşturuyor. Burada önemli bir nokta var. Aslında şimdi mesele biraz alım gücü. Yani ne kadar artı ya da rakamın ne olduğundan çok orada nasıl bir alım gücü sağlayabildiği. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fırsatçılıkla ilgili mesajı var. O çok önemli. Daha önce Türk İş Başkanı da aynı çağrı yapmıştı. Şimdi asgari ücret arttığında bütün fiyatlar daha ücret belirlenir belirlenmez artıyor. Daha belirlenmeden artmaya başladı aslında bu sene. Yani böyle çok yüksek rakamlar konuşulmaya başlanınca bazı sektörlerde bazı işte ürünlerde izaha muhtaç fiyat artışları gördük. Şimdi tamam enflasyon var kabul, girdi maliyetlerinde artışlar var kabul ama bir süreden bu yana kur stabil gidiyor. Bir süreden bu yana akaryakıt fiyatlarında ciddi manada gerileme gördük. Yani 30'lardan 22'lere kadar geldi motorun fiyatı. Şu anda benzin fiyatı 17'lerde, 18'lerde, 27'lerden geldi o da. Şimdi orada bir işletme gideri anlamında bir azalma var. Dolayısıyla baktığımızda bir süreden bu yana bazı ürün gruplarında izaha muhtaç fiyat artışları var. Dolayısıyla bu fırsatçılık dediğimiz mesele aslında orada karşımıza çıktı. Ben tahmin ediyorum işte bütün bu dengeleri göz önünde bulundurarak bugüne kadar yapılan çalışmalar ışığında hem çalışanların refah seviyesini korumaya devam edecek hem de işvereni iş vermeye devam ettirecek şekilde bir asgari ücret seviyesi belirlenecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten bu sene daha teknik gitti çalışmalar, daha uzun sürdü. Geçen yıla göre biraz daha çekişmeliydi. Hem işveren tarafı hem çalışan tarafı bu konuda biraz daha böyle teknik konuyu ele aldılar. Ve gün sonunda tabii karar bugün açıklanacak. Tahmin ediyorum bugün saat 12.30'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir programı var. O program sonrasında büyük ihtimalle açıklanır diye bekliyoruz. Evet, beklentileri yönde. Şimdi bizim asgari ücreti, buna yapılacak ara zamdan bugüne kadar gelen noktada standardın biraz daha üzerinde zam beklentisini, memur için farkı konuşmamızın ana nedeni enflasyon. Dolayısıyla biraz enflasyona gelelim istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonu düşürmenin önünde engel kalmadı. Tepe taklak inecek dedi. Oradaki seyri konuşalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de açıklamaları var. Onu da bir hatırlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati değerli izleyenler, enflasyonla mücadele için önlemler alındığını vurguladı. Enflasyonun boynunu kırdık. Önümüzdeki aylarda çok daha belirgin bir düşüş göreceğiz dedi. Bakan Nebati İzmir İktisat Kongresi'nde konuştu. Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız. Küresel enerji fiyatlarındaki normalleşme ile önemi İzmir İktisat Kongresi'nde de belirtilen üretimi artırmaya yönelik politikaların uygulanmaya devam edilmesiyle ve beklentilerdeki iyileşme ile birlikte enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha belirgin bir şekilde düşeceğini zaten hep birlikte göreceğiz. Enflasyon 1,5 yıl aradan sonra hız kesti. Peki bundan sonra ne olacak? Hocam şimdi beklentiler artık baz etkisinin de bir yansımasıyla daha belirgin bir düşüş hissedilmesi. O takvim nasıl işleyecek? Şimdi tabii biz Aralık ayı enflasyonu ile beraber o düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. Tahmin ediyorum yıl sonu enflasyonumuz 65-67 seviyeleri arasında bir yerde olacak. Şu anda 84'lerdeyiz. Çünkü geçtiğimiz yılın Aralık ayında enflasyon 20'den 36'ya çok hızlı çıkmıştı. 36.03-08 seviyelerindeydi enflasyon. Dolayısıyla bu ay güçlü baz etkisi devreye girmiş olacak. Kurun bir süreden bu yana 18-60-65 seviyelerinde sabit gitmesi de çok etken. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki gerileme çok etken. Tahmin ediyorum baz etkisi artı. Yani baz etkisi önemli ama sadece baz etkisi değil. Biz Ocak-Şubat gibi baz etkisiyle beraber diğer işte bu girdi maliyetlerindeki azalma ama ücretler seviyesindeki artışı da göz önünde bulundurarak daha belirgin enflasyonda bir gerileme sürecinin başlayacağını değerlendiriyoruz. Dün İzmir İktisat Kongresi'nin 17 Şubat 2023'te
düzenlenecek İzmir'de. İzmir İktisat Kongresi'nin bir tanıtım toplantısı vardı İzmir'de. Sayın Bakan Nurettin Nebati'nin bir orada takdimi oldu bu konuyla ilgili. Yani ne planlandığını anlattı. Bu arada orada İzmir İktisat Kongresi yeniden yaşatılacak değil mi? O plan evet. var. Onun yani şöyle İzmir İktisat Kongresi'nin 17 Şubat 1923'te yapıldığı ilk bina 1979 yılında belediye tarafından yıkılmış. Şimdi o bina aslında uygun şekilde yeniden inşa edildi. Ve 17 Şubat 2023'te yani İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılında aynı yerde o İzmir İktisat Kongresi toplanacak. Buna ilişkin dün bir etkinlik vardı İzmir'de. Sayın Bakan orada çok önemli açıklamalar yaptı. O İzmir İktisat Kongresi'ne ilişkin kısmı konuştuktan sonra en çok sorulan sorulardan bir tanesi asgari ücret, bir tanesi EYT, bir tanesi de bu enflasyon konusuydu Sayın Bakan'a. Sayın Bakan orada çok açık yüreklilikle cevap verdi. Çok net cevaplar verdi bu sorulara ilişkin olarak. Enflasyonla ilgili de enflasyonun artık hani belinin kırılmaya başlandığını, 2023'te bu konuda daha iyi bir yerde olacağını Türkiye ekonomisinin tabii belirgin riskler var mı? Var. Bunları da hatırlattı Sayın Bakan. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ediyor olması riski var. İşte dolar endeksinin güçlenmesi meselesi var. Yani orada döviz kuru kanalından gelebilecek riskler var ama buna rağmen alınan tedbirlerle beraber ve baz etkisini de göz önünde bulundurarak 2023'te enflasyonda daha makul bir ortamın oluşacağını işaret etti. Ya bu şu açıdan önemli. Yani beklentileri çıpalamak da önemli. Eğer kur böyle devam ederse, enerji tarafında bir şok yaşamazsak, küresel enerji krizine bağlı bir enerji şoku yaşamazsak ve arada ilave bir bilmediğimiz başkaca bir sıkıntıyla karşılaşmazsak, bunu söylerken neyi kastediyorum? 2020'ye çok umutlu başlamıştık. 2018'deki kur hatanın ardından ekonomide bozulan dengeler yeniden oturtulmuştu. 2020'nin ilk çeyreğinde büyüme göstergeleri çok olumlu gidiyordu. Enflasyonda tek haneyi görmüştük. Pandemiyle karşı karşıya kaldık. Bu sefer 2022'ye çok olumlu başlamıştık. Bu kez de biliyorsunuz Rusya-Ukrayna Savaşı ile karşı karşıya kaldık. Onun etkileriyle karşı karşıya kaldık. Böyle bir şokla karşı karşıya kalmazsak 2023 seçim yılı olmasına rağmen daha dengeli, daha makul bir enflasyonla sürdürülecek gibi görünüyor. Elimizdeki veriler, şu ana kadarki veriler buna işaret ediyor. Peki şimdi çeşitli vergi düzenlemeleri de var sene sonu gelmesi itibariyle. Biz baktığımızda genel fiyatlar düzeyi, orada yapılan güncellemeler, vergiler vesairelerde bütün bu konuştuğumuz dengeler de önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan değerli izleyenler motorlu taşıtlar vergisinde indirim yetkisini kullandı. 2023 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi için değerleme oranını %50 düşürdü. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Yeni yılda vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı %122,9 olarak tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV ödemeleri için devreye girdi. İndirim yetkisini kullandı. Vergi artışı %50 düştü. Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı %61,5 oldu. Buna göre 1 ve 3 yaş arasında 1300 cc'ye kadar araçlar için MTV en düşük 2120 lira, en yüksek 2545 lira olacak. 1300 ile 1600 cc arasındaki araçlar içinse 3693 ila 4434 lira vergi ödenecek. 1800 ila 2000 cc arası olan araçlarda ise en yüksek MTV 12340 liraya çıkarıldı. Bazı etkinliklere ilişkin eğlence vergisi de 2023 yılından itibaren alınmayacak. Biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimleriyle spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi yılbaşından itibaren %0 olarak uygulanacak. Düzenleme ile sanatın, sanatçının, sporun desteklenmesi ve daha fazla izleyiciye ulaşılması amaçlanıyor. Yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnasının süresinde ise değişikliğe gidildi. İmalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki katma değer vergisi istisnasının uygulanma süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan motorlu taşıtlar vergisinde indirim yetkisini kullandı. Hali hazırda bu tür güncellemelerde Cumhurbaşkanı'nın indirme ve artırma yetkisi var. Sıcak gündem başlıklarından bir diğeri Merkez Bankası. Ona dönelim. Faiz kararı bugün gelecek. Doçent Doktor Levent Yılmaz'la konuşmaya devam ediyor. Şimdi hocam yılın bir noktasından sonra geldiğimiz tablo. Yavaş yavaş şu aşağı düşüşü görüyoruz belli bir sabit tutmadan sonra. Bugün aslında böyle çok da heyecanlı bir bekleyiş yok. Merkez Bankası yol haritasını ortaya koydu. Dolayısıyla biz o faiz kararında galiba bir hareket beklemiyoruz ama metinde bir şey bekler miyiz? Şimdi 24 Kasım tarihli para politikası kurulu toplantısının metninde açık bir şekilde Merkez Bankası Ağustos ayında başlattı. İşte bu grafikte gördüğümüz Ağustos ayından itibaren başlayan faiz indirim döngüsünün sonuna gelindiğini ve artık faiz indirimi yapılmayacağını, bir süre faizlerin sabit kılacağına ilişkin bir yönlendirme yaptı, yazılı yönlendirme yaptı. Ve faiz işte %9 politika faiz, %9 seviyesine indikten sonra Merkez Bankası biraz bekleyecek. Ama sizin dediğiniz gibi metinde neler yer alacak o önemli. Çünkü sonraki toplantılara ilişkin önemli mesajlar oluyor para politikası kurulu metninde. Para politikası kurulu metninde hangi mesajı bekliyoruz sorusunun cevabı ağırlıklı olarak büyük ihtimalle enflasyondaki düşüş trendinin başlamasına ilişkin bir atıf olacaktır. Bunun dışında tabii bu kredi genişlemesi meselesi var. Orada ticari krediler tarafında da ticari kredi faizleri çok düştü ama bir taraftan da işte bu krediye erişim meselesiyle ilgili de yapılan değerlendirmeler var. Şimdi genişlesin mi istiyoruz, genişlemesin mi istiyoruz? Ya şimdi tabii 2023 şöyle bir yıl olacak. Bir taraftan asgari ücret artışları, bir taraftan da EYT kapsamında karşı karşıya kalınacak kıdem tazminatı yükü ve bunun nasıl karşılanacağı meselesinde kredi garanti fonunun devreye girmesi meselesine baktığımızda bir yerlerde o özellikle 20 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerdeki oranlarda bir gevşeme beklentisi var. Neden? Çünkü bankalar kredi kullandırmayı artırmak için, daha fazla kredi kullandırmak için orada bir gevşemeye bekliyorlar. Buna ilişkin bir istekleri var. Çünkü orada 20 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan makro ihtiyati tedbirde Merkez Bankası referans faiz oranının 1.8 katı büyüklüğünde bir faiz oranıyla bankalar kredi kullandırırlarsa kullandırdıkları kredinin %90'ı kadar daha menkul kıymet tutuyorlar. Dolayısıyla bu bankaların bilançolarında ayrıca bir kaleme dönüştüğü için bankalar bu oranla ilgili bir düzenleme beklentisi içerisindeler ki kredi kullandırabilsinler. Şimdi kredi garanti fonu kredi kullandıran bir mekanizma değil. Kredi garanti fonu kredilere kefil olan bir mekanizma, bir kefalet sistemi. Dolayısıyla bankalar öncelikli olarak kefalet yerine o oranda bir gevşeme beklediklerini söylüyorlar. Buna ilişkin açıklamalar var. Dolayısıyla bir yerlerde yani 2023'te bir yerlerde orada bir gevşeme olabileceğini değerlendiriyoruz. Tabii bu metinde buna ilişkin bir atıf olacak mıdır? Olmayacaktır. Ama en azından bazı sinyaller alabilir miyiz? Bunu arayacağız metinde. Tabii diğer taraftan bir de yani özellikle dış talep konusunda ben Merkez Bankası politika metninde bir atıf olacağını değerlendiriyorum. Çünkü son toplantılarda daralan dış talebin aslında cari denge tarafındaki etkisini de Merkez Bankası politika metinlerinde değerlendiriyor. Burada da son durumu Merkez Bankası'nın baktığı yerden görüneni metinde büyük ihtimalle göreceğiz. Ama özetlersek politika faizinin sabit kalacağını değerlendiriyoruz. Enflasyondaki düşüşe mutlaka atıf yapılacak politika metninde ve bu kredi genişlemesiyle ilişkin bir sinyal yani şimdi mi olacak, ne zaman olacak? Buna ilişkin bir öncü acaba sinyal alabilir miyiz? Ve cari açıkla dış talep tarafındaki gelişmeler ilişkin belirgin sinyaller görebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bütün bu metinlerde bizim sık sık alıştığımız konu, siz de biraz önce vurguladınız, küresel cephede yaşanan yavaşlama, aslında ona önlem olarak da bu faizde indirim döngüsünün gelmesi, bu bağlamda yeni yatırım için kredi musluklarının açılmasına işaret edilmesi. Buradan biraz büyümeye gelmek istiyorum. Yavaş yavaş da artık seneyi tamamlarken büyümeyi de konuşalım. Büyüme noktasında neredeyiz, yılı nasıl kapatırız? Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da mesajları vardı, %4-5 bandına işaret etti. Tabii 2023'e hangi beklentileri taşırız?
Şimdi tabii büyüme tarafında 3. çeyrek verisi elimizde, son veri bu. 3. çeyrek veri, 2022 3. çeyrek verisinde biz yıllık bazda %3.9'luk bir büyüme rakamını yakaladık. Ama bir önceki çeyreğe göre 0.1 oranında bir daralma var. Bunun birçok etkeni var. Özellikle bu hep söylediğimiz Türkiye'nin dış ticaret partnerlerindeki resesyon beklentisi, oradaki daralma, oradan gelen talebin düşmesi Türkiye'yi olumsuz etkiliyor. Mesela Avrupa Birliği bizim dış ticaretimiz içerisindeki toplam ağırlığı %44-45 olan bir yapı. Şimdi Avrupa Birliği'nin daralması meselesi bizi olumsuz etkiliyor tabii ki. Dış talep tarafından gelen olumsuz haber iç tarafı da olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla 3. çeyrekte bu küresel resesyon beklentilerinin sinyallerini yavaş yavaş almaya başladık. İşte bizim PMI verimiz, satın alma yöneticileri endeksi verisi de 9 aydır dikkat edin buraya diyor. Öyle bir sinyali var. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimizde tabii ki biz yılın genelinde %4,5 civarlarında ortalama bir büyümeyi göreceğiz ama son çeyrek büyüme verisi işte o küresel yaşanan dalgalanmaların etkisini bize gösteriyor olabilir. 2023'te ise bunun özellikle küresel enerji krizinin Avrupa boyutu kaynaklı 2023'ün ilk çeyreğinde biraz daha dikkat etmemiz gereken bir alan yaratabilir. Dolayısıyla biz hep bu dışarıda olup olan bitenden bağımsız hareket edemeyeceğimizi, içeride ne yaparsak yapalım Türkiye ekonomisi küresel ekonomiye entegre bir ekonomi olduğu için o dış etkilerden etkilendiğimizi unutmamamız gerekiyor. Ama bütün bunlara rağmen gelişmekte olan ekonomiler içerisinde en iyi performans gösteren ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bak bu olumsuz bütün tabloya rağmen Türkiye en iyi performans gösteren ülkelerden bir tanesi. OECD ülkeleri içerisinde en iyi performans gösteren ülkelerden bir tanesi. Pandemi koşullarına rağmen ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen sanayi üretimini artırmayı başaran ülkelerden bir tanesi. Son sanayi üretim verisi %2.4'lük bir büyümeye denk geliyor aylık bazda. Bu çok önemli. Bütün bunları birleştirdiğimizde çok fırsatlar var, çok da riskler var. Bunların içerisinde bir yol haritası çıkarmaya çalışıyor Türkiye ekonomisi. Örneğin Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin dış politikada aldığı dengeli pozisyonun olumlu yansımalarını hissediyoruz. Evet. Örneğin Rusya'ya olan ticarette Türkiye Almanya'ya geçmiş durumda. Dolayısıyla bunlar hepsi etkileri, olumlu etkileri gecikmeli gelecek adımlar ama kısa vadede baktığımızda bazı riskler var mı? Var ama Türkiye şu ana kadar bu riskleri yönetti. Daha da yöneteceğinde bir endişe olacağını düşünmüyorum. Böyle noktalayalım. Doçent Doktor Levent Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Yılmaz'la bugünün sıcak başlıklarını konuştuk. Yeni günde iki önemli kritik başlık açıklama bizi bekliyor. Asgari ücrette artık sondayız. Bir kez daha hatırlatalım. Bugün asgari ücret belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün netleşebileceğini duyurdu. Gözler milyonlarca çalışanın gözü orada. Piyasa ise gözünü kulağını Merkez Bankası'nın 14'teki para politikası kurulu toplantısı sonrasındaki faiz kararına çevirdi. Burada da ağırlıklı beklenti faizin sabit kalması diyelim. Tüm gelişmeler elbette TRT Haber ekranlarında olacak. Saat başında gelişmeler Anda Özmen'in sunumuyla satır başında.